Ben Profesör Doktor Erol Tavmergen, Ege Üniversitesi Kadın Hastalıkları Doğum Anabilim Dalı öğretim üyesiyim. Onun dışında ülkemizdeki ilk tüp bebek merkezi olan yine Ege Üniversitesi'nin kurucuları arasındayım. Bu kongrede son yardımcı üreme teknikleriyle ilgili oldukça yeni bazı gelişmeler de görüşüldü, konuşuldu. Bunlar arasında bilhassa düşük over rezervli hastalarımızda, yani yapacağımız yumurtlatma tedavilerinde çok düşük sayıda yumurta elde ettiğimiz hastalarda alınabilecek ilave tedbirler nelerdir? Bunların son bilimsel dataları nedir? Bunlar üzerinde de tartışıldı ve oldukça gelişmeye açık ve umut verici bazı sonuçları da görüyoruz ki bunların bir kısmı da zaten ülkemizde tarafımızca da uygulanmakta olan yöntemler. Bunlar arasında yumurtalıklara yönelik yapılan PRP uygulamaları veyahut da daha deneysel olarak düşünmemiz gereken kök hücre uygulamaları ya da yine yumurtanın aktivasyonu ya da mitokondri dediğimiz enerji sistemine yönelik yapılacak bazı girişimler yumurta kalitesini, embriyo kalitesini arttırabilmekte ve netice itibariyle çocuk sahibi olma şansını yükseltebilmektedir. Bunun dışında yine bilhassa embriyonun rahim içine tutulmasıyla ilgili olarak luteal faz adını verdiğimiz bir dönem vardır embriyo transferinden itibaren. İşte bu dönemde şahsileştirilmiş yani bireyselleştirilmiş yaklaşımın önemi vurgulandı. Bu da yine bizim de yaptığımız bazı çalışmalar bunu hakikaten destekliyor. Bu noktada progesteron hormonu üzerinde yapılan bazı ilaveler ya da östrojen hormonuyla olan dengesinin iyi ayarlanması gerçekten embriyonun rahim iç tabakasına tutunma şansını sadece o değil, oluşan gebeliğin de iyi bir şekilde devamı bakımından ve canlı doğum elde edebilme bakımından, düşükleri engellemek bakımından da yine oldukça iyi sonuçlar verdiği gösterildi. Bunun için yapılan bazı tabii ki laboratuvarda, embriyoloji laboratuvarında uygulamalar vardı. Kalsiyum iyonofor uygulamaları vesaire. Ama şimdi yine piezo elektrik stimülasyon ile bir yumurtaya ve sperme yapılan uygulama neticede döllenme şansını arttırabiliyor. Ve bu da bazı kritik vakalar için hakikaten çok önemli olabiliyor. Yine son zamanlarda giderek önemine daha çok vakıf olduğumuz bir husus da rahim iç hacminin ve rahim iç tabakası yüzey ölçümünün arttırılmasına yönelik çalışmalar. Bizi çeken son zamanlarda belki de ultrason ve MR'ın da daha çok kullanılmasıyla daha çok dikkatimizi çeken bir konu rahimin T şekilli oluşu ya da Y şekilli oluşu. Bu rahimlerde hakikaten çok az bir rahim iç hacmi oluyor. İşte bunların yine histeroskopik yöntemle genişletilmesine yönelik ve rahim iç tabakasında yapışıklığı engelleyici bazı bariyer jellerin vesairenin de kullanılmasıyla oldukça başarılı sonuçlar elde edilmeye başlandı ki gebelik oranlarının yaklaşık %50-60 civarında arttırılabildiğini de kendi yaptığımız vaka serilerinde de gösterdik. Bu da yine oldukça yeni bazı sonuçlar. Yine bazı başka konular var ki bunlar arasında yine rahim iç tabakasının bağışıklığıyla ilgili, embriyoyu kabul etmesiyle ilgili. Embriyo çok iyi olabilir, rahim iç tabakası kalınlığı gayet iyi olabilir ama yine gebelik olmayabilir. İşte bu tür tekrarlayan başarısızlıklarda bazen anne adayının rahim iç tabakasındaki bazı bağışıklık problemleri embriyoya karşı onu yabancı bir cisim gibi hissetmesi, bunu da tabii NK hücre paneli ve alt kırgenlerini araştırarak ortaya koyuyoruz. Bunların pozitif olması halinde makrofaj aşısı gibi bazı yöntemler kullanmak suretiyle monosit kültüründen elde edilen bir solüsyonun rahim içine verilmesi gebelik oranlarının arttırıldığını da kendi vaka serilerimizde de yine görüp diğer meslektaşlarımıza da onların sonuçlarını teyit etme fırsatı bulduk. Bunların hepsi hastalarımıza önümüzdeki günlerde çok daha başarılı gebelik sonuçları vermemiz için yapılmış çalışmalar olarak karşımızda durmakta.